Bismillahirrahmanirrahim. El-Kavlul Mufid. Metin. Kala al-Bukhariyü fi sahihihi. İmam Bukhari uzlarının sahihlerde ettirer ki Kala Qatada Halakallahu hazin nucume li selasin. Qatada ettirer ki Allah Teala bu yıldızlarını üçten arsa üçün yarattı. Halen yıldızlarının yaratılışlık hikmeti gayesi üçten arsadır. Ziynaten lisseme asmanga ziynat busundu, bezek busundu. Halen ziynat kılıp yarattı. Bu bittesi. Ve rucume lişşeyatin şeytanlarına ok busundu. Rucum atıladığın taş busundu. Ve alamatin yuhtada biha. Ve ularga qarab turib yo'l topiladigan, ya'ni ko'chalar topiladigan alomatlar qildi. Ya'ni uchta maqsad uchun yaratildi. Ziynat bo'lsin, shaytonlarga otiladigan o'q bo'lsin va yo'lda yurgan odamlar yulduzga qarab turib ko'chalarni yo'llarini topsin. Faman ta'awwala fiha ghayra zalik. Endi kimda kim yulduzlar to'g'risida bundan boshqasini ta'vil qilsa, ya'ni uchta narsadan tashqariga chiqadigan bo'lsa, ziynatlik va otiladigan o'qlik va alomatlik masalasidan tashqariga chiqsa, axtoa xato qildi, gunohkor bo'libdi va adoa nasibahu va o'zining nasibasini yo'qotibdi, deyaptilar. Ya'ni savobdan mahrum bo'lyapti. Amali gunoh bo'lyapti. Hali nasiba olish to'g'riga gunoh olyapti. Nasibasi qaytanga gunoh bo'lyapti. Va takallafa ma la ilma lahu bihi. Va bilmagan narsasini takalluf qildi ekan. Bilmagan narsasini o'rganishga harakat qilyapti va bilmagan narsasini da'vo qilyapti. Agar da'vo qilyap turgan bo'lsa. Yulduzlar to'g'risida shu 3 ta maqsaddan tashqariga chiqdingizmi? Qanchalik o'zingiz olim deb da'vo qilsangiz ham johilsiz. Yo'q narsani ko'rsatishga harakat qilyapsiz. Va hech narsani o'rgana olmaysiz ham. Yuqorida aytdikki, yulduzparastlik, yulduzlarga qarab yer yuzida bo'lib turgan hodisalardan xabar berishlik. Bularni odamlar bilimdon deb o'ylashadi-yu, aslida eng katta johillar bular. Hech narsani bilmaydi. Ya'ni kufr shirk shundaydir. Kufr shirkda inson qanchalik ilm hosil qilsa, qanchalik ma'lumot hosil qilsa, shunchalik katta johil bo'ladi. Shunchalik qattiq adashgan bo'ladi. Intaha Qatodaning gapi bitdi. Va kariha Qatodatu ta'alluma manazilal qamar. Qatoda yulduzlar oyning manzillarini o'rganishlikni makruh ko'rdi. Qatoda aytdiki, oyning manzillarini oyni shu osmonda falakda uchib sayr qiladigan yerlarni o'rganishlik ham joiz emas dedi, makruh dedi. Harom demadi-yu, makruh deyapti. Yuqorida aytdik-ku, o'sha shirkka olib bormasin deb man qilishyapti. Valam yurohis Ibn Uyayna fihi. Ibn Uyayna ham katta olimlardan, bu kishi ham ruxsat bermaganlar. Zakarahu harbun anhuma, harb Qatoda va Ibn Uyaynadan zikr qilyapti bu fatvoni. Va rahasa fi ta'allumil manazil Ahmad va Ishaq. Lekin oyining manzillarni o'rganishlik ilmiga Ahmad bin Hanbal va Ishaq ruxsat bergan. Bu kishilar izn berganlar. Ya'ni jumhur izn bergan. Ko'pchilik ulamolar izn berganligi uchun ehtiyot bo'lgan holatda shirk kufriga ketib qolmasdan o'rgansa bo'laveradi. Osmondagi butun jismlarni ilmini o'rgansangiz bo'laveradi. Yuqorida bu masalalar keldi tafsilot. Sharh. Qawluhu fi asari Qatoda. Qatodaning asarida deyilyapti. Asari to'g'risida Halakallahu hazi nucume li salasin. Alloh taolo bu yulduzlarni 3 ta maqsad uchun yaratdi. Allamu li ta'lili. Lom bu yerda ta'lil uchundir. Li salasin deyapti-ku. Ay li bayanil illati va hikmati. Ya'ni 3 ta hikmat, 3 ta illat, 3 sababni bayon qilishlik uchun. Qawluhu li salasin 3 ta narsa uchun degani va yajuzu li salasatin. Salasatin deb t kelishsiz ham bo'laveradi muannas qilib. Lekin nasalas ahson, lekin salas deb muzakkar keltirganingiz yaxshiroqdir.
Ayni salasi hikamin. Yani üçte hikmetler için deysiz. Hikamun, hikmetun bugün ki. O muannas bugünlük için salasi müzakir geliyat. Lihaza huzife ta'u ta'nis minel adet. Hikamin, hikmet aslında muannasıdır, tesi barıdır. Şunun için adetten, yani salasetundan muannaslik tesi hazıp kılındı. Salasu buldu. Demek, li salasin diganımızdaki tanvin evaz tanvini bulu yaptı. Bir de hazıp kılıngan hikamun digan, hikamin digan kelime var. Ve salasu hiye, bu üçte mana bulandır. Alula birincisi ziyneten li semai, asmange ziynet bulsundur. Allahu Teala Allah Teala Mülk suresinde yaptı. 5. ayette. Ve laqad zayyana's sema'a dunya bi masabiha. Ve kasam ki hakikatten hem dünya osmanını çıraklar bilan ziynetledik. Masabih. Qayın çıraklar. Yıldızlarını kas qilyapti Allah Teala. Zayyana deyat, ziynetledik deyat. Demek yıldızlar ziynet eken. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ Ve bu yıldızlarını, bu çıraklarını şeytanlarına rücum kıldık. Atladıkken taş kıldık, ok kıldık diye Allah Teala. Şu ayette ben iki de maksat bayan kılındı. Ziynetliği ve atladıkken ok ekenliği zikir kılındı. Kasem içim etti yaptı Allah Teala. Ve bu ayetteki bazı hikmetlerde ettim. Demek ki yıldızlar hemmesi birinci asmandayken. Ve yıldız üçgen vakti de Allah Teala feriştelerine emir kıladı. Feriştelerine yıldızlı şeytanlarına atadı. Yani gayet haberlerini apkaç yaptırırken şeytanlarına uğrup öldürüşerdi. Şunun için yıldızlar üşerdi. Bir kere bir kere üçmeydi bunlar. لَنَّ الْاِنْسَنَ اِذَا رَأَ السَّمَاءَ صَافِيَةً فِي لَيْلَةٍ غَيْرِ مُقْمِرَةٍ وَلَيْسَ فِيهَا كَهْرَبَى يَجْلُ لِهَذِي النُّجُومِ مِنَ الْجَمَالِ الْعَظِيمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللّٰهُ Çünkü insan aysız bugün keçede tınık asmange karese ve o şey keçede bir kehraba bu mese elektrik çırakları bu mese yani etrafizde yarat edigen esbablar bu mese insan bana şu yıldızlarının nihayette kette cemalini köredi ve bu şimdi bir güzellik ki O güzellikini Allah'tan başkası bilmeydi. Allah onu ziynet deyipti ki, demek yıldızlarda görgenizde siz kançalik hursan bu siz, kançalik bu kendi bir güzel ekendi siz, sünce kem. Elbette köpçülük adam bunu hiskı mıydı? Lekin siz kançalik hiskisiz, kem hiskiler. Çünkü Allah-u Teala onu ziynetti. Bana köpçülük Müslümanlar ziynetliğini bilmeydi ki. Libasıdaki ziynetlerden Kursan bulat lezzetlere de ki Osman'da yıldızlardan lezzetlenmeyiz. Demek ki ilimsiz bu genel gücü. Cehalette açık tesirleri bulat neticeleri. Eğer bizde ilim bulsaydı, iman bulsa Osman'a karab yıldızları görüp lezzetlenişliğimiz gerek. Kursan buluşluğumuz gerek. Yayraşlığımız gerek. فَتَكُونُ كَنَّهَا غَابَةٌ مُحَلَّةٌ بِأَنْوَعٍ مِنَ الْفِدَّةِ اللَّامِعَةِ Neticede osmon xuddi parlak, yaltiroq, kumushlardan bo'lgan her xil narsalar bilan ziynetlengen ormondek bo'ladi. Masalan, bir ormonni ko'rsangiz, qop-qorong'i, lekin her yerida her xil bir yaltiroq narsalar yaltirab porlab turibdi. Qanchalik chiroyli ko'rinadi. Mana kofirlarni qarang, o'zlarini Haligi yangi yillarda archaga har xil chiroqlarni qo'yishadi, qizil, ko'k qilishib chiroqlarni qo'yishadi, qorong'ida yoqib qo'yishadi shuni. Va shunga qancha xursand bo'ladi. Bo'lsin soxta bu narsa. O'zi bu amal zotida kufr, harom, lekin u tarafiga qaramasangiz, qorong'i xonada bir masalan bir daraxtga chiroqlarni ko'p qo'yib, yoqib tomosha qilsangiz, deb Çırağıyla görünüyordu. Bir ziynet bu. Lekin asmandaki yıldızlarda ziynetli. Günahda hiç nesemez bu. Hiç nesemez. Münçelikette asman, yıldızları sana bitirilmiyorsunuz. Hiç kim sana bitirilmiyordu. Şu derecede köp. Hani, hem güzellik, hem ziynet, hem kette kudret görseti yaptı. Biz
Şimdi karaganımızda imanımız ziyade bulur. Ruhaniyetimiz kütarlıştığı, sevilişliğimiz gerek. İçimizden kuvanışlığımız gerek. Subhanallah diştiğimiz gerek. Allahu Ekber diştiğimiz gerek. Hazihi necmetun mudiyatun kebiretun tumilu ilal humre ve hazihi kebiretun temilu ilal humre ve hazihi temilu ilal zarqa ve hazihi hafifetun ve hazihi mutavasitetun ve haze şeyun müşahedun. Karasiz bir yıldız nihayette bir nur saçıp durup kapta bir yıldız var. Karasiz kızıllıkke mail. Bir yıldızken ne dikkat kılıp karasiz? Ne kızılışke o şeydi. Sen kızılge o şeydi. Yine bir tasiye dikkat kısız, yine bir tası kökke o şey yaptı. Doğru mu? Hiç dikkatli gelmesinler. He? Bundan ki dikkat kılıyorlar da. Neye kararsız bir yıldız kızılge o şeydi, bir tas kökke o şeydi. Bir tas sarıkke o şeydi. Bir tas tınık akke o şeydi. Bir tası hafif, yengil, mesela bir tasın bir tasının nuru azrak. Bir tanesindeki ortaca, bir tanesindeki köprak. Bıraktansa bir de yıldız yürüketi yaptı. Bu suni yoldaş o. Yıldızda böyle mi yönü? Ne yürüketi yaptı? Suni yoldaşlar mı? Bu atmosferde kabuğundan taşkarda bıraktı o suni yoldaşlar. Ve hâze şeyen müşahedun. Bu müşahede kılıngenlerse, şimdi asman yakarasız, kürası buladı hemen. Acip bir parla yaptı. Ne yakarasız ötü? Üçü bir an yaptırırken gelme o şeydi. Ve bazıları yakarasız daha bir anıp durdu. Üçü bir an yaptırırken gelme o şeydi. Bir keresinin farkı var. Ne farkı var? He? Bir tanesi üçü bir an yaptı, bir tanesi üçü bir an yaptı. Aldıdan? Yok, daim kaçan karasız. Her gün tekşirin, de bilvalin de. Bir tanesi çırak koşa bir anıp durdu daim. Bir tanesi üçü bir an yaptı. Üçü bir an yaptırganlar yıldız. Üçme yaptırganlar seyyaralar. Dokuzda planeta var dışarıda ki o. Az 11'de buldu dışı yaptı. O şeyler üçü bir an mıydı onlar? Düşünüz mü? Tınıktırlar onlar. Seyyaralar onlar. Üçü bir an yaptırganlar yıldızlar. Ve hel nekulu inne zahirel ayetil kerime enne nücume murassaatun fissemâ اَوْ نَقُولُوا لَا يَلْزَمُوا ذَلِكَ. Şimdi ayetimiz mi? Ayet kerimenin zahiri yıldızlar asmanga yerleştirilgen mesela yapıştırılgen yokşap. Şunu kürsatı yaptı değil mi ya demeyimiz mi? Yani ya ki bu lazım bu meddiyimiz mi? Allah Teala bir ziynet kıldı gülardı yaptı ki bundan mesela yıldızlar asmanda ziynet eken hoş. Ularda ziynetliğe kendik. Asmanga bir yapıştırılgen halette mi? Ya ki ularam hareket kigen halette mi? Divarıya mıhtıqa kanizdeki türedim ular? Ya ki aylanıp yuradım mı? El cevabı cevap şu ki la yelzem min zeliken tekune nucum urasa'aten fisseme. Yok. Yıldızlar asmanga yapıştırılgenliği lazım ki miydi? Belki yıldızlar harekettedir. Zaten köre yapıyoruz. Yıldızlar çıkı yaptı, batı yaptı ki. Demek ki yıldızlar harekette. Körüp durup biz gözümüz bilen. Kendi kılı bunu asmanı yapıştırıp koyu geldiyseniz. Belki de dedi ki asmanı yapıştırırken de asman eğlentirli yaptı da böyleydi. Ne doğru bunlar? Çünkü delil Allah-u Teala Allah'tan Enbiya Suresi 33. ayette yaptı ki وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ ve o keçe ve gündüzünü kıyaş ve ayını yaratken zattır. Kullun fi felakin yesbehun. Her bittesi felakta, asmanda, fazada süzüp yürediler diye. Karin. Yesbehun. Süzüp yürediler diye. Şu ayette malum böyle yaptı ki kıyaş, ay, yıldızlar hemmesi seyyareler. Hemmesi asmanda süzüp yürerken. Hareket kılarken. Şimdi Kur'an şunu dedi genden ki skandayı kılıp yıldız bir yerge yerleştirilgen deyisiz. Yapıştırılgen bir etkat kılasız. Caizmez ki bu. Hani Kur'an'ın mükemmelliğini karin. Bizi zamanımızdaki astronomi ilimleri boyunca dünyada uzun en kette profesör, doktordu böylegen kişiler
bu ayetlerde ise hayran kaladı. Juda katta kashfiyotlardan haber beryapti bu. Yasbahun deyapti, qarang, suzib yuradilar deyapti. Yatirun demayapti, uchib yuradilar demayapti. Yasirun ham demayapti, sayr qiladilar demayapti. Yasbahun suzadilar deyapti, qarang. Shu suzadi deganining tagida qancha hikmatlar bor. Ayyadurun, ya'ni yadurun aylanib yuradilar deyapti. Kullun lahu falak. Har bittasini o'zini falaki bor. O'zining yeri bor. Va ana shahadtu bi ayni anna al-qamara khasafa najmatan min an-nujum ayghattaha. Qara. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim, deyapti. Bir kuni, ya'ni kechasi oy yulduzlardan bir yulduzni to'sib qo'ydi, deyapti. Tushundingizmi? Oy yulduzni to'sib qo'yapti. Nimaga? Chunki oy yaqinda. Oy katta ko'rinyapti, yaqin bo'lganligi uchun. Lekin oy katta emas aslida, yulduzlardan kichkina. Yulduzlar oydan necha barobar katta? Oy kichkina juda. Ammo jabiz o'ylaganchalik ham kichkina emas albatta. Qit'alar borki yer yuzida qit'alar. Oltita qit'a deymiz. Shu qit'alardan katta oy. Yer kurasidan katta emas, yer kurasidan kichikroq, lekin katta, juda katta. Ammo yulduzlarga nisbatan kichkina. Yaqin bo'lganligi uchun katta ko'rinyapti. Yulduzlar uzoq bo'lganligi uchun kichkina ko'rinyapti. Oy endi yaqin bo'lib katta ko'ringanligi uchun bunday uchib yursa, buni suzib turganda orqasida yulduzlar albatta to'sib qoladi-da u. Orqasida yulduzlar ko'rinmay qoladi. Vahya minan nujumil lami'atil kabirati. Va o'sha katta bir porloq yulduzlardan edi. Kana yaqrubu hawlaha fi akhirish shahri. Oy shu yulduzga oyning oxirida yaqinlashib turadi. Va inda qurbil fajri qattaha. Bomdod yaqinlashgan vaqtda shuni kuzatdim, deyapti. Oy haligi yulduzni berkitib qo'ydi, deyapti. Fa kunna la nara bil marrati. Va zalika qabla amayni fi akhir ramazon. Kim biz uni hech ko'rmay qoldik, deyapti. Ko'rinmay qoldi, deyapti. Bu Ramazonning oxirida 2 yil oldin bo'lgan edi, deyapti. Ya'ni shu dars shayx dars beryapti-ku. Shu darsidan 2 yil oldin. Bizning darsimizdan 2 yil oldin emas. Izan hiya aflakun mutafawwitatun fil irtifai va nuzul. Demakki ular falaklardir. Falaklar ya'ni min osmondagi mintaqalar, bo'limlar degani. Balandlikda va pastlikda bir-biridan har xil bo'lgan falaklardir. وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مُرَسَّعَةً فِي السَّمَا. Demek ki yıldızlar osmonga yopishtirilgan bo'lishligi lozim kelmaydi. فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Agar aytilsa ki Alloh taolo dunyo osmonni ziynatladik, deyapti, bunga qanday javob beriladi? قُلْنَا إِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَزْيِينِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ أَنْ يَكُونَ مُلَاصِقًا لَهُ. Dunyoni osmonini ziynatladi, deyapti. Shundan kelib chiqmaydimi yopishtirilgani desa, aytayaptiki, bir narsani bir narsa bilan ziynatlashlik unga yopishgan bo'lishligini lozim qilmaydi. Aroy talavanna rojlan ammara qasran va ja'ala hawlahu surayyat min al-kahraba kabira kabira va jamila va laysat ala judranihi fa nazil ila al-qasr min bu'din yara annaha ziynatun lahu va lam takun mulasiqatan lahu. Ko'rmaysizmi, bir inson masalan bir qasrini ta'mir qilsa, qasr quldi juda katta qilib va nihoyatda go'zal qildi va qasrning atrofiga shu katta chiroyli bo'lgan elektronik kahrabo degan elektronik to'kli bo'lgan surayyolar qo'ydi. Chiroqlar qo'ydi. Katta chiroyli bo'lgan qasr atroflariga. Lekin qasrni devoriga yopishtirmadi uni. Tushundingizmi? Alohida qo'ygan o'zi oyoqlarda. Hali stalbaga o'xshatib, qasrni atrofiga qo'ygan ular. Birisini baland, birisini past qilib, ammo devoriga yopishtirgani yo'q. Qasrga uzoqdan qaragan odam haligi chiroqlarni qasrning ziynati deb o'ylaydi. Agarchi bu chiroqlar qasrga yopishmagan bo'lsa ham. To'g'rimi? Tushundingizmi? Ko'pki bunday holatlar.